hiç benim umurumda bile değil desek de yaşlanmak hepimizi ilgilendiriyor. Üstelik de üzüyor. Çok fazla internette ünlüler ilaç satıyorlar. Bunlara rağbet etmeli miyiz yoksa eczaneden mi almalıyız? Bazen mesela hasta geliyor şu çizgiler için ama söylediği şey şu, şöyle kalksın istiyorum diyor. Diyorum ki eğer bu kadar gergin istiyorsan bunu ancak ip yapar gerçekten de. Bu askı olayında Seda Sayan yaptırıp bunu paylaştıktan sonra ben onun çok trend olduğunu düşünüyorum. Sizde de aslında askı düşünülebilir. Çok ünlü bir starla gittim. Hı hı. O yaptırırken yanında bulundum. Cildi sonra yaptırdıktan sonra çok güzel oluyor. Bronzlaşmış deri bir ölü deridir aslında. Solaryum da çok tehlikeli. 50 yaşından sonra solaryuma giren tüm hastaları deri kanseri için bekliyoruz kliniğimize. Cildinizi mahvetmek istemiyorsanız, sonra da kapı kapı dolaşıp şikayet etmek istemiyorsanız bence kolajen ve vitamin de doğru adres. Herkese merhabalar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün konuğum dermatoloji uzmanı sevgili Elona Tula. Çok da tatlı, çok da güzel bir doktorla beraberim. Hem de tabii ki gururluyum. İnsan kendi hemcinsi olunca gurur duyuyor. Bende biraz farklılıklar var. Bir önceki çekimle bu çekim arasında tam 10 kilo fark var. 10 kilo verdim. Sosyal medyada zaten çok sıkça fark edilmeye başladı. Sevgili doktor büyüğüm Asil Yılmaz, genel cerrahi uzmanı. Onun diyetini uyguladım. Aynı zamanda o bana biyorezonans uyguladı. Bir de ozon damardan, yani o kanla karıştırılan ozonu alınca metabolizmam da hızlandı. Onu da konuk alacağım. Önümüzdeki günlerde size benim anlatmam değil, onun anlatmasıyla da böyle daha geniş kitlelere ulaşalım istiyorum. Bugünkü konumuz hemen hemen hepimizi, yani ya benim hiç umurumda olmaz bile diyen insanın şöyle bir kulak kabarttığı konu: yaşlanmak ve sağlıklı yaşlanmak. Katılıyor musunuz bana? Ne dersek diyelim, yani hiç benim umurumda bile değil desek de yaşlanmak hepimizi ilgilendiriyor. Üstelik de üzüyor. Evet. Aslında yaşlanmayı engelleyemiyoruz. Yani o zamana yenilmek olayı kesinlikle var. Ama güzel yaşlanabiliyoruz. Yani yaşımızın verdiği en güzel görüntüyü, en sağlıklı halimizi tabii ki sağlayabiliriz. Bunu da tabii ki şey olarak sağlayabiliyoruz. Beslenmeyle, işte sigara içmemek, spor yapmak, yani buna dikkat ederek de sağlıklı olabiliyoruz. Ama mesela sizin cildiniz çok güzel. Yani pırıl pırıl parlıyor. Şimdi mesela bu genetik mi? Çünkü Arnavutsunuz. Evet. Yoksa şu cilt için ne yapıyorsunuz? Bunu gerçekten hani laf olsun diye değil, merakımdan soruyorum. Şimdi genetik olayı çok önemli. Yani hani derler ya, bu Latin kadınlar daha geç, daha güzel yaşlanır. Yani genetik olayı çok önemli ama genetik dışında güneş maruziyeti çok önemli. Yani evet, foto yaşlanma dediğimiz. Ben mesela çok güneşi sevmiyorum. Güneşten korunmuşumdur. O güneşten korunmak önemli. Mesela normal gündelik hayatınızda güneş koruyucusu kullanır mısınız? Evet, ama şöyle, zaten çalışan kadınlar çok güneşe de maruz kalamıyoruz ki, yani ev iş iş ev, ama evet, tatile gittiğimde, dışarı çıktığımda güneş koruyucu kullanıyorum. Tamam. Güneşten uzak duruyorsunuz. Başka? Sigara. Kadınlar sigara için yok. Sigara çok kötü bir şey. Yani gerçekten hani östrojen menopozla tamamen çakılıyor, gidiyor ya. Sigara da aslında bir östrojen eksikliği gibi cildi yaşlandırıyor. Hele güneş artı sigara daha da kötü yapıyor. Yani sigara kadınlar için en büyük yanlış, en büyük düşman. Süper, çok güzel bir mesaj verdik. Ben de mutluyum. Yaklaşık 5-6 yıl önce tamamen bıraktım sigarayı. Çok güzel. Peki şu cilt için son sorum, başka ne var? Sigara yok, güneş yok. Yani gerçekten 40'tan sonra ben başladım bir şeyler içmeye. 40, yaşınız 40 var mı? 42 yaşındayım. İnanmıyorum, hiç göstermiyorsunuz. Hı, teşekkür ederim. Peki vitamin falan var mı? Evet, yani şimdi biraz 40'tan sonra bir 40 yaş sendromu var ya, hani gerçekten var yani. Başladı bir yaşlanma korkusu mu diyeyim, işte eski halime artık olmayacağım, eski halime kavuşamayacağım. Başladım artık, bir antioksidan içiyorum, vitamin C içiyorum.
Vitamin C losyonları var ki evet. Onlar çok güzel, parlaklık. Şu anda vitamin C var üstümde. Tamam, cildimde. Losyon mu bu? Sonra evet. ismini bana verin. Evet, şimdi şöyle, vitamin C aslında içiyoruz biliyorsunuz. Evet, bu korona döneminde zaten çok içiyoruz. Ama vitamin C çok cilde yansımıyor. Yani üstten de vitamin C istiyoruz. Antioksidan etkisi var. Güneşe karşı da, bu güneşin verdiği hasar da vitamin C mükemmel bir şekilde dengeleyebiliyor. Vitamin C gündüzleri, akşamları da vitamin A kesinlikle öneriyoruz. Sürme. Evet, sürme olarak. Bunların hepsinin ismini verir misiniz? Yazarım. Çok teşekkür yani çünkü ederim. Çünkü şey, marka da önemli. Yani çok böyle uyduruk markada olmasın. Kesinlikle. Vitamin C çünkü bozuluyor. Vitamin A da bozulabiliyor. Açıldığımız bozulabiliyorlar ama birkaç marka, güvenli marka bence. Peki. Aslında bu sonra soracağım bir soruydu ama hani açılınca bozuluyor falan dediğiniz ve kozmetiğe aslında biraz da girdiğimiz için sonuçta konumuzla ilgili son soruyu başa alabilirim. Çok fazla internette ünlüler ilaç satıyorlar. İşte daha yeni bugün yeni bir ünlümüz yaşlanma karşıtı 300 liraya ilaç tanıtımında yer aldı. Bunlara rağbet etmeli miyiz yoksa eczaneden mi almalıyız yaşlanma karşıtı ürünlerimizi? Evet, eczaneden zaten kesinlikle alınması gerekiyor ama bence o ünlüler de kendileri yapmıyorlar. Yani bir kimyagerle çalışıyorlar. Kesinlikle kendileri yani yapabilecek bir şey değiller. Ama hapları bile bu vitamin hapları oluyor ya onların da mesela atıyorum kutuda şey yazıyor, şu kadar miligram vitamin A var, şu kadar miligram evet. işte kolajen var. Bunlar gerçekten var mı? Yani kaç işte miligram biz bunları tartamıyoruz ki. Şimdi mesela isim vermek istemiyorum. Hı-hı. Bir sosyal medya ünlüsü eczanede satılan bir merhemin, hı-hı. yani böyle tüpte yani merhem tüpünde olan hı-hı. bir ilaç, yani merhem diyeyim ben ona, hı-hı. onun ucuzunu kendisi satıyor. Evet. Şimdi ben bunu biliyorum ki onun kullanılmaması lazım. Evet, aynen. Eğer kullanılacaksa da, eczaneden doğru olanı kullanmam lazım. Bu da marka lazım. Çok önemli. Evet. Yani güvenli bir marka çok önemli. Ben mesela kolajen verirken de güvenli marka öneriyorum. Çünkü kolajen Türkiye'den getirilmiyor. Genellikle hep uzaklardan getiriliyor. Bu somon balığı diye genellikle hani temiz denizlerden getiriliyor ve kolajeni hazır alıyorlar. Burada karıştırıyorlar. Yani kolajen bile alınırken güvenli bir yerden almak gerekiyor. Yani ağır metaller içermeyen bir şey olması gerekiyor. Hani hep markaya da biraz güvenmek gerekiyor. Çünkü hani marka kendi imajını zedelemek istemez hiçbir zaman. Yani onun şeyini veriyor, kefil oluyor. Onun için iyi bir marka almak lazım. Peki, şimdi eczaneye gittik. Bu da önemli bir konu. Aslında yine konumuz içinde ama hı hı. soru olarak yoktu doğaçlama. Evet, tabii olabilir. Sizin gibi yani benim gibi sizin gibi bir doktora sorma şansı olmayan izleyicilerimiz, takipçilerimiz var. Eczane onlar için doğru bir danışma evet. bölümü mü? Evet. Evet. Eczane zaten onay yani Sağlık Bakanı onayı olmadan satamaz zaten. Peki. Ama merdiven altı zaten kesinlikle olmaz. Yani ben diyorum ki bir kez daha hani üstünü çizeyim. Kolajen çok önemli. Özellikle diğer 40 vitaminler. Yaştan sonra ya da evet. vitaminler. Bunlar internetten ya da ünlülerden değil. Özellikle kolajen ve vitaminleri eczaneden. Zaten ne diyor? Eczane en yakın sağlık danışanınızdır. Evet. Cildinizi mahvetmek istemiyorsanız, sonra da kapı kapı dolaşıp şikayet etmek istemiyorsanız bence kolajen ve vitaminde doğru adres eczane. Evet. Güzel oldu bu konuya parmak bastığımız. Zamanın etkilerini neşter değdirmeden nasıl durdurabiliriz diye sormak istiyorum ama hı hı. aslında birazını aldım. Güneşten uzak durmamız evet. gerekiyor. Sigara olmaması gerekiyor. Evet, bol su içmek. İşte beslenme olarak sağlıklı beslenmek. Stresten uzak duramıyoruz ama stres gerçekten yani bazen çok zor hayat geçiren kişiler daha çökmüş oluyorlar. Stres kesinlikle etki ediyor. Zaten genetik zemin çok önemli. Aslında kadınlar 30'dan sonra yavaş yavaş başlıyorlar fire vermeye. Erkekler daha şanslı. Genellikle 40-50'den sonra daha net. Hani ince çizgiler. Sarkma daha az olur erkeklerde. Testosteron çünkü onlarda direkt düşmediği için 40'tan sonra %1 düşüyor. Onlar şanslılar. Bir de tıraş oldukları için mi bilmiyorum. Yani ciltleri bizden çok daha güzel testosteron gözüküyor. Testosteron sağ olsun. O mu? Testosteron mu? Testosteron açısından çok şanslılar. Ama bizim hani biz şanssızız çünkü bizim menopozda direkt hani östrojenimiz bitiyor. Ondan sonra tabii o aşağıya inme, ivme iyice hızlanıyor. Kadınlarda şöyle oluyor. Yani insanlarda daha doğrusu. Önce ince çizgiler oluyor. O ince çizgiler şey gibi, kırık gibi.
yüzeysel bir kırık. Sonra o kırık derinleşiyor ve derin galiba benim şurada çıkmaya gelişiyor. Başladı. Sizde yok bu arada. Evet. Ben 46'yım ama. Evet. Var mı? Var. Evet. Başladı. Şimdi şöyle oluyor. Kimisinde yanakları özellikle yanaklı olan kişiler yaşla birlikte yer çekimine de bağlı. O yağ yastıkçıkları, yağ pedleri normalde lateral dış taraftayken böyle yavaş yavaş böyle ortaya doğru hareket ediyorlar ve yani burada toplanıyorlar. Burada toplanınca yanak bu çizgiler oluşuyor. Şurada ekstralar gelişiyor. Yani ilk başta ince çizgiler, bu ağız çevresi çizgileri oluyor. Göz çevresi çizgileri oluyor. Sonra çizgilerden sonra derin çizgiler gelişiyor. Sarkma gelişiyor. Sonra da kırıktan sonra kemik kaybı başlıyor. Kemik kaybı başlayınca ondan sonra daha böyle kemiği taklit eden uygulamalar yapma ihtiyacı duyuyoruz. Şurada yani, kırışık var. Evet. Yani ilk başta aslında burada var. O hastalarıma, yastıkçık gibi bir şey var. Evet. Hani az önce anlatmıştım ya şey aslında yüz gerdirici sizi çok tatmin edecektir. Şey cildinizin dokusu kalitesi iyi aslında. Şey mi bu? Aile hastanesindeki makine evet, mi neydi HIFU, adı? HIFU. Yani HIFU, HIFU. Evet. Sevgili Doğa Rutkay ile evet. Doğa Rutkay evet, kullanmıştı. Evet, evet, evet. Yaptırayım hani mı? Şeye koyarsın ya. Bence ızgara yaparsın ya. Bence ihtiyaç yok dedi Çağatay. Çağatay. Yok yok. O jest olsun Çağatay. Diye şey, azıcık. Jest olsun diye mi Çağatay? Hayır, tabii. Azıcık, azıcık gerekli. Siz beni dinleyin. Şimdi normalde yağ dokusunu ızgaraya koyarsın. Böyle sıkılaşır. Büzüşür. Ya. Evet, sıkılaşır. Evet. Küçülür. Aynen o şeyle, o mekanizmayla yağ dokunuz sıkılaşınca şöyle bir kalkma olacaktır. Ben bu HIFU'yu, HIFU muydu Sevinç evet, HIFU mu? Evet, Doblo. Doblo şey, markanın ismi de tamam, HIFU. Söylüyorum. HIFU zaten, yani. Zaten biz çekimlerimizi Özel Ataköy Hastanesi ve aile Özel Aile Sağlık evet, evet. destekleriyle yapıyoruz. Ben kesin önümüzdeki hafta aile sağlığa gidiyorum. Tabii randevu alıyorum. Onu deniyorum. Peki. Yani şöyle, şimdi bazen hastalar geliyor. Mesela 30 yaşında kız hasta geliyor. İp yapmış mesela, ip yaptırmış. Yani soracaktım. 30 yaşındaki kız, zaten sarkma daha hiçbir şey yok şu anda. Ama işte Seda Sayan yaptırdı. Seda Sayan 73 yaşında bilmiyorum da. Hani... Yani evet 60'ın üstünde. Şimdi şeyden emin olamadım. 60'ın üstünde. Hani tam kaç doğumlu olduğunu bilmiyorum. Hı-hı. Ama yani bizde şöyle bir durum var. Yani kızacaklar bana ama neredeyse boş mezar bulsalar isteyecekler. Yani Instagram'da evet. özellikle öyle bir durum var. Yani şunu kullanıyorum mesela, konu dağılmasın ama Seyhan Hanım kaleminizi nereden aldınız? Yahu kalem bu. Yani bunu nereden aldım diye bir şey yok ki. Yani en temelden başlamak gerekiyor. Evet, geçen gün çiçek ektik, yazmışlar. Çiçeğinizin, toprağınızın markası ne? Dolayısıyla ben bu... Çağatay yine gülüyor. Yani bu askı olayında Seda Sayan yaptırıp bunu paylaştıktan sonra ben onun çok trend olduğunu düşünüyorum. Evet ama yok, askı doğru bir tercih ama yani herkese değil tabii ki. Yani gerekli olduğunda mesela sizde de aslında askı düşünülebilir. Ben ama korkuyorum cerrahi ha, yani işleme. Yani askı çünkü şöyle, bazen mesela hasta geliyor şu çizgiler için ama söylediği şey şu, şöyle kalksın istiyorum diyor. Yani böyle bir kalkış dolgu yapmaz, HIFU yapmaz, bu kalkışı yapmaz. Diyorum ki eğer bu kadar gergin istiyorsan bunu ancak ip yapar gerçekten de. Hasta derse ki ben doğal görünmek istiyorum. Ben doğal ve aynen, sağlıklı görünmek istiyorum. Siz HIFU'dan çok memnun kalırsınız. Peki ben doğal, yani HIFU'yu yaptıramayanlar için evet. doğal gözükmek istiyorum diyenler, şu askı işine bir açıklık getirelim. Kaç yaşından itibaren yaptırmalılar? Yani 40'tan sonra düşünülebilir. Çünkü şöyle, zaten 50'den sonra kemik kaybı da olduğu için genellikle askı tek başına değil de dolguyla dönüşümlü. Yani Seda Sayan'da da askıyla birlikte dolgu da var. Çünkü kemik kaybı da oluyor 50 yaşından sonra. Ama benim önerim şu mesela oluyor. Önce ince dolgularla başlayın. Yani zaten yaşlanma üst kısmında, yani cildin en üst kısmında başlıyor. Önce ince dolgularla, botoksla, mezoterapiyle, işte aşıyla, bu kolajen aşısıyla, bu gençlik aşısı var. Gençlik aşısı ne? Somon DNA var. Hı. İşte lifting yapan vitaminler şey mi, var. Böyle çok 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 böyle bir sürü iğne yapılıyor. Evet. O mu gençlik evet, aşısı? Evet. Onu gördüm ben. Evet. Yani tüm mezoterapi de öyle yapılıyor. İşte
bir sürü isim var zaten. Hani onlar böyle yüzeysel veriliyor. Yani gördüm ama şu anda isim veremem. Çok ünlü bir starla gittim. Hı-hı. O yaptırırken yanında bulundum. Cildi sonra yaptırdıktan sonra çok güzel oluyor. Hı-hı. Ama şöyle bir tepsi geliyor. Tabii bilmeyenler için anlat. Böyle bir tepsi geliyor. Tepsinin üstü küçük küçük iğnelerle dolu. Evet. Ay bana yani üzerime yat kat verseler yaptıramam o iğneleri. Ama uyuşturucu krem altında o kadar konforlu ki. Ama ben çok korkağım. Mesela yani ben yaptırdım. Hı-hı. Kolajen aşısını sonra ne kadar süre sonra yaptırmam lazım? Yani genellikle bu kolajendir, mezoterapidir, işte gençlik aşısı 3 seans gibi öneriyoruz. Ayda 1 gibi 3 seans. Daha etkili, daha oturuyor yani. Peki, güzel. Vallahi çok hoşuma gitti bunlar. Şimdi yüzümüz, ellerimiz mesela çok yüzü gergin olan ve estetik operasyon geçiren bir hanımefendide bile boyun ve eller yaşı gösteriyor. Niye gösteriyor? Çünkü biz hep doğduğumuzdan beri eller, yüz, boyun hep güneş altında. Aslında burada güneşin yine önemini gösteriyor. Foto yaşlanma. Yani güneşle yaşlanma yine eller hep gördüğü için yine destek doku azalıyor. Zamanla işte ya lazer yapıyoruz, bu lekeler olur ya. Evet, ama ben yani bu el yaşlanması için özel bir teknik var mı onu merak ediyorum. Mesela sevgili Ajda Pekkan, ben çok dikkat etmişimdir. Hı. Onun elleri de çok genç. Evet. Hiçbir zaman yani 70 yaşındaki bir hanımefendinin eli gibi değil. Yüze yaptığımız aynı şeyleri ele de yapabiliyoruz. Yani aynı mezoterapi, aynı gençlik aşısı ele de yapıyoruz. Ekstra olarak hani dedim ya, destek doku kaybediyor, yani kayboluyor, damarlar belli oluyor. Artık dolgu var. Dolguyla yine kanül gibi, işte o bahsettiğim şey, şuradan giriyorsun, şöyle, şöyle, şöyle veriyoruz, yelpaze gibi. Acı var mı? Yok, şuradan giriyorsun, yani o noktayı böyle veriyorsun. Burayı da birazcık daha kalın göster. Çünkü gerçekten o damarların yani görünüşü, tabii lekenin de olması gerekiyor. Mesela ben bazen mikroskopta şeye bakıyorum. Kendime bakıyorum şimdi. Damarsal böyle noktalar oluyor. O noktalar sonra lekeye dönüşüyor. Doğru. İşte o damarsal noktaları arada bir ben yakıyorum öyle. Peki. Şey olmasın diye. Şunu da anladım ki yüze yapılan bütün gençleştirme işlemleri artık ele de boyuna yapılıyor mu? Evet, ama boyun hani daha çok böyle işte ip askı veya mezobotoks veya botoks gibi, hani daha net, çünkü burada kaslar olduğu için daha ciddi şeyler. Misafirimiz var. Evet. Çok tatlı ve zannediyorum yakışıklı bir delikanlı var. Seni yakışıklılıkta geçiyor gördüğün gibi, rahatsız olabilirsin. Şimdi bronz bir ten sağlıklı mı diyecektim ama artık bunu sormuyorum. Kesinlikle. Çünkü cevabını aldım. Bronz ten nasıl oluşur? Aslında cilt kendini korumaya alıyor. Biz kendimiz yani beceremiyoruz güneşten korumayı. O zaman cilt ne yapıyor? Deriye renk veren hücreleri çoğaltarak bir tabaka oluşturuyor. Güneşten yani korusun diye vücudu. Yani aslında bir savunma mekanizması bronzlaşmak. Ve o bronzlaşmış deri bir ölü deridir aslında. Yani o anda gelişmiş olan tabaka dökülecek, soyulacak ve ölü bir deridir. Onun için kesinlikle bronzlaşmak istemeyiz. Yani dermatolog olarak önermiyorsunuz, hiç önermiyoruz. Asla. Ve solaryum da dahil değil mi? Solaryum da çok tehlikeli. 50 yaşından sonra solaryuma giren tüm hastaları deri kanseri için bekliyoruz kliniğimize. Çünkü gerçekten deri kanserinin riskini arttıran bir şey solaryum. O derece. Tabii. Hiç bu kadar pat diye söylenmemişti. Yok, solaryum kesinlikle hiçbir faydası yoktur. Peki. Son sorum. Erkeklerde durum nedir? En çok ne istiyorlar gelip? Şimdi erkeklerin zaten özgüveni aslında yeterlidir. O özgüvenle ona biraz daha devam ederler. Yani bazen öyle erkekler geliyor ki kırış kırış ama yo diyor, ben kırışıkları seviyorum diyor. Süper. Yani, botoks isteyen var mı erkeklerde? Botoks arttı aslında ama erkekler daha çok böyle erkeksi bir görüntü için geliyorlar. Hani kozmetik uygulamalar için. Mesela çene, jawline olayı çok önemli erkeklerde. Evet, bu yine çok bu trend değil mi? Bu kare şeklinde, evet. Burada kare şeklinde bir çene. Yine jawline, o çok önemli. Gözaltı geliyorlar. Gözaltı morluk, çöküntü için, gözaltı ışık dolgusu. Botoks, evet. Saç dökülmesi için çok geliyorlar. Yani testosteron, evet, onlar için çok büyük bir şey. Estetik ameliyatlar erkekler arasında çok fazlalaştı mı? Yani artmıştır ama yok. Yani kadınlar yine her zamanki gibi en önde. En önde. Burun, ama erkeklerde burun çok önemli.
saç ekimi çok önemli. En sık burun ve saç ekimi erkeklerde. O kadar tatlı anlattınız ki vallahi zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür bütün verdiğiniz bilgiler için. Bir rica sonraki ederim. Videomuzda görüşmek dileğiyle. Bu arada tabii ki kanalımı takibe almayı unutmayın. Sevgili Özel Ataköy Hastanesi ve Özel Aile Hastanesi'ne de katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Hangisinde daha çok heyecanlandınız? Alişan ve Demet Akalın'da mı yoksa burada mı? Onlarınki burası daha canlı, keyifliydi. Onlarınki canlı yayında. Evet, yok, burası daha keyifliydi gerçekten. Görüşmek üzere.